Kel Hoca ile KPS Genel Kültür İslamiyet öncesi Türk tarihi ile birlikteyiz. Bize Instagram kel.hoca, Nokta Hoca, YouTube Kel Hoca Akademiden takip edebilirsiniz. Bugün kültür uygarlıkla devam edeceğiz. Din ve inanışı konuşacağız. İslamiyet öncesi Türk toplum ve devletlerinde din inanışa baktığımızda canlar din inanış toplumunu sosyal yaşamı şekillendirmiştir. Din devlet işlerine karıştırılmamıştır. Türkler hoşgörülü olduklarından, göçebe yaşadıklarından, yeniliklere açık olduklarından birçok din ve inanışa sahip olmuşlardır. Türklerin İslamiyet öncesinde sahip olduğu din ve inanışlar şunlardır. 1- Gök tanrı tengricilik. İslamiyet öncesi Türklerde en yaygın inançtır. Bu inançta tanrı tektir ve soyuttur. Temizlik önemlidir kurban kesme geleneği vardır. Din adamlarına kam veya baksı denilmiştir. 2. Totemizm. En eski Türk inancıdır. Bitki ve hayvanlar kutsal kabul edilmiştir totemizmle. Kutsal varlıklara ongun denilmiştir. Canlar. Şamanizm. 3. Şamanizm. Büyü ve sihre dayanan inançtır din adamlarına şaman kam ya da baksı denilmiştir. Hun resim sanatına etkilemiştir. 4. Animizm atalar kültü. Ölen atalarının ruhlarını kendilerini kötülüklerden koruduklarına inandıkları inanıştır animizm. Kurganları mezarları öne çıkaran inançtır. 5. Natürizm, doğalar kültürü, canlar, dağ, tepe, ırmak, ova, ay, güneş doğa olaylarını kutsal kabul eden inanıştır. Bu doğa olaylarının sahip oldukları güce idik yer su denilmiştir. 6- Maniheizm. Türklerde et yemeği, kan dökmeyi yasaklayan tapınak yapmayı zorunlu kılan inanıştır biliyorsunuz. Maniheizme e, Uygurlar inanmıştır ve böylece ilk defa gök tanrıyı terk edip yeni bir din kabul etmiş Türkler ile Uygurlar'da geniş konuşmuştu. Peki Türklerde ahiret inancı var mı? Kanıtla abi var mı? Var. Arkadaşlar Türklerde ahiret inancının olduğunun birinci kanıtı. Ölülerini eşyalarıyla kurganlara mezarlara gömmüşlerdir ikinci kanıtı kurganların başına balbal bal, yani mezar taşı dikmişlerdir hocam mezar taşının balbalın dikilmesi ahiret inancıyla ne ilgisi var canlar öldürülen kişi sayısı kadar mezar başına bırakılan bu taşlar öldürülen kişi sayısına göre diğer tarafta kendisine hizmet etme mantığıyla dikilmiştir bundan dolayı, dolayı ahiret inancının kanıtıdır. 3. Mezarlar o da şeklinde yapılabiliyordu Türklerde. 4. Cennet uçmak ve cehennem tamu anlayışlarının görülmesi bu ahiret inancın kanıtıdır. 5. Ölülerini mumyalaması. Mumyacılık var mı abi Türklerde? Ben Mısır'da biliyordum. Hayır bizim İskitler Ölülerini mumyalamışlardır. Peki e, hangi Türk topluluğu, devleti, hangi dine inanışa sahiptir? Bunu bir tablo yaptık abi. Budizm örneğin Uygur ve Türk işlerde görülen bir inanıştır. Maniheizm Uygurlarda, Musevilik Hazarlarda, Hristiyanlık Avarlar, Macarlar, Bulgarlar, Peçenekler, Kumanlar... İslamiyet, Karluklar, Oğuzlar, İtil Bulgarları. Açıkçası i̇şte şimdi 3 semavi dine dikkat edin. Yani Allah inancı olan tek tanrı 3 semavi din İslamiyet öncesi Türklerde görülmüştür. Yani bir İslamiyet. İlk inanan Türk devleti İtil Bulgarları. ilk inanan Türk topluluğu Karluklar. 2. Hristiyanlık. İlk inanan Türk devleti Avarlar. 3. Musevilik. İlk inanan ilk ve tek inanan Türk devleti Hazarlardır. Din inanışla ilgili önemli kavramlar karşımıza çıkabiliyor. Özellikle 2020 yılında sormuş oldukları o kavram ve açıklama karşılaştırması biraz zorlamıştı arkadaşları. Kurgan üstü toprakla örtülen mezar, anıt mezar, Balbal, bal mezar taşı, yu ölü gömme töreni yani cenaze törenleri, şaman kan baksı, din adamı, sığıtçı ölü için ağıt yakan kişi, uçmak cennet tamu cehennem, umay tanrıça, Tengri, Ugan Ulu Yaradgan, Bayat Tanrı beni önemse. Canlar balbal bal mezar taşı dışında üç anlamda kullanılmıştır. Gücün simgesi, öldürdüğün adam sayısı kadar mezar taşına mezara taş bıraklar. Vay yiğit bu kadar adam öldürmüş. Aile dinancının kanıtı yeni söyledim ve heykel ilk defa balballara heykel şeklinde yapılan Türk devleti göktürklerdir. İki önemli kurgan bilmeniz canlı arka, canlar canlar. Birincisi Pazırık. E, arkadaşlar Pazırık e, İskitlere ait bazı kaynaklarda Hunlara ait. Yani Hun ve İskitlere ait olabileceği söyleniliyor. Altay Dağları'nda bulunan e, Pazırık da dünyanın en eski halısı yani Pazırık Halısı bulunmuştur. E, bu halı günümüzde Rusya'nın Ermitaş Müzesi'nde bulunmaktadır. İkinci önemli Türk Kurganı Esik Kurganı. Bu da yine... İskitlere, Hunlara ait olabileceği söyleniliyor farklı kaynaklarda. Kazakistan'ın Isık Gölü yakınlarında bulunan Esik Kurganı'da altın elbiseli adam zırhı çıkarılmıştır. Altın elbiseli adam zırhı yine günümüzde Ermitaj Müzesi'nde bulunmaktadır. Görüşmek dileğiyle canlar.